Siz bu tank palet fabrikasını ne zaman aldınız? Ya tank palet fa fa palet fabrikası almadık biz. Onu Ezen varmasyonla çarpıtıyorlar. 25 yılına şeyini aldınız, kullanım hakkını. aldınız. Biz kardeşim tank ihalesini aldık. Koç'un eee takriben 10 milyar euro olarak girdiği haleyi biz 3,5 milyar euro'ya aldık. Tankları yapacaktık. Yapacak yer arıyorduk. Fabrika kuracaktık Karasu'da. O uzun sürüyordu. Ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize kiraladı şeyi. 25 yıl. Arifiye'yi. 25 yıllığına yatırım yapacak. Kaç yılı bu? Geliştirecektik. 25 yıl sonra devlete bırakacağız orayı. Kaç yılına bu? Neyi? kaç yılı bu söylediğiniz? 2015 mi? Yanlış mı hatırlıyorum? O... 2015 veya yok 16, 17. O 2017'de. Medya, medyadaki hatırladım. operasyonunuzun başlayışı kaç, kaç yılı? Yani medyada varlığınız kaç yılları? Ben iki kere giriş yaptım. Bir 2008'de girdim Hasan Doğanlarla beraber. Sonra bir de 2017'de ayrıldım. Sonra 2016'da Azerililere ve FETA'ya devrettim orayı. Sonra gene bu Türk medya ihtilafı çıkınca bu beş müteahhit arasında tekrar bu Türk medyayı aldım. Bu iki bağlantıyı niye soruyorum size biliyor musunuz? Türkiye'de genelde hep şey vardır ya medyaya yatırım yapan iş insanları genelde başka ihalelere zemin hazırlamak için hani çok açık söyleyeyim e, kaz gelecek yerde tavuk esirgememek mantığıyla medya yatırım yapar. dediğin doğru ama sonuçta o, 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 o iş adamları o operasyonları sayesinde servetlerine servet katarlar değil mi? Evet. E ben savunma sanayi işine girdiğim zaman yatırdığım para 50 milyon dolardı çıktığımda 60 milyon dolar para aldım. Ama şimdi şöyle ne? 200 milyon dolara aldığınız tank palet fabrikasını çok kısa süre içerisinde yarısını 300 milyon dolara katarlar. Yalan anladım. kardeşim. Ben Öyle mi? bir tank, tank palet fabrikasına bir kuruş para veremedim. Kiraladım çünkü. Hmm. 50 milyon dolar yatırım yapacaktım. Şirket yapacaktı bunları. Katarlarla ortaktım. Bir de yerli ortağım vardı. Ben aldım. 1 milyar dolar ciroya kadar çıkarttım. İlk yüze girdi dünya savunma sanayi e, sıralamasında. Dağılmış bir şirketi 4000 çalışana çıkarttım. Sonra görevim Bitti. Bir bayrağı bir vatansever adama devrettim. Nasıl bitti göreviniz ben onu anlamıyorum. Niye göreviniz bitti? Ya, ortaklar arasında ihtilaflar çıktı. Şimdi siz, bir, şu bir kere önce şey adım adım gidelim. 200 milyon dolar aldığınız tank palet markasının yarısını ya, Katarlı'ya satmadınız mı? Hayır kardeşim Hı. ya. Ben BMC'yi aldığımda Katar, tank palet falan filan yoktu. Dağılmış bir şirketti. Hı. Onları toparlamak için şirketi aldım ben. O şirketin, dağılmış şirketin yarısını Katarlılara sattım. Tamam. Ee, paralarını verdiler yani. Paylarına düşen neyse hissede 700 milyon liraya almıştım. 350 milyon ayarsını sattım onlara. Orta sonra siz de finans... kendi hisselerinizi de sattınız başka bir firmaya. Bir de finansman verdiler. Sonra büyüttük. Kirpiler 70 72 savunma sana ürünü geliştirdik orada. Amazonlar, Kirpiler vesaire vesaire. Sonra iha, tank ihalesi yapıldı. Koça önerildi prototipleri o geliştirdiği için. Koç yüksek fiyat istedi. Devlet vermedi o yüksek fiyatı. İhaleye girdik biz, FNSS ve Koç. En düşük teklifi ben verdim tankın imalatı için. İhale bende kaldı. Peki bunun imalat yeri aradık. Zaten prototip geliştirilirken de Arifiye Koça verilmişti. Prototip orada geliştirdi. Biz dedik ki bu tezgahlar var Arifiye'de. Biz de tankı orada üretelim. Devlet bize dedi ki oraya yatırım yapacaksın asgari 50 milyon lira ve bize bir palet yapan bir yerken tank imal eden bir fabrikaya dönüştüreceksin ve bize bırakacaksın. 25 yıl sonunda. Böyle bir anlaşma yaptık. İşler gidiyordu. Sonra ortaklar arasında itiraf çıktı şirket yönetimi ve stratejiyle ilgili. Nasıl bir itiraf çıktı? Ya şimdi buraya bir şirketin sırlarıdır. Anlaşamadık. Felsefelerimiz farklılaştı. Siz kendi hissenizi de sattınız. Ben sattım. Bir de bizim yerli diğer ortak da sattı. Çünkü alan arkadaş dedi ki ben e, yerli bir ortakla paylaşmak istemiyorum. E İkimiz siz... de Talip Öztürk'le beraber o arkadaşa devrettik. E siz tamamen çıktınız işte. Tabi devrettik kişileri işte. Talip Öztürk de devrettim, Ben de terk ettim. Şimdi Bu işin milli bir tarafı kalmadı o zaman yani artık. Neyi? Bu yaptığınız işin. Bu iş ilk öyle başlamamış mıydı? Ben yanlış mı anladım? Milli. Ben de çekildim yerime o görevi yapacak ee, şey geldi. Ee, İskenderunlu iş adamı geldi. Büyük çelik tüccarı. Büyük çelik Tosya sanayicisi. Tosyalı aldı. Bir görev devraldı o da. Peki şimdi ortada şöyle bir durum var. Bu evet. bir milli şirket. Bu kimsenin olmaz. Bu savunma sanayi şirketleri milletin şirketleridir. Evet ha. ortada şu anda bir tank yokmuş hala. Yap, yapıyorlardı benim ben bıraktığımda. Yapma ne dedik. Sonra ne yaptılar bilmiyorum. Hala ben. siz ne zaman bıraktınız mı be, Bey bunu? Yaklaşık bir sene oldu. Geçen Vah. sene Mart'ta bıraktık değil mi? Hala yok tank. Bilmiyorum onlara soracaksın. Bilmiyorum. Benim zamanında yap, üretmenin eşiğindeydik. Ama ne olduysa işte Finansman sıkıntıları mı oldu, ne olduysa bilmiyorum ama belki de yapacaklar. Size şey yok, sorabilir miyim? Çok yok diye bir şey yok. yapacaklar. Çok ciddi seslendirdiği bir şey var. Deniliyor ki bu Katar'la ortaklarınızla yakışadığınız anlaşmazlıklar yüzünden Cumhurbaşkanı'nın size kızdığı söyleniyor. İlişkilerinizin böyle yani bu gerilme noktasına gelmesinin bir sebebi de bu deniliyor. Böyle bir şey var mı? Yani Cumhurbaşkanı size bu işlerden dolayı Katarlı e, ortaklarınızla bir gerginlik yaşamanızla ilgili bir şey söyledi mi? Ya da böyle bir sitem kızgınlık enişte aldınız mı? Biz felsefede farklılaştık. Yerli ortaklarla Katarlılar farklılaştık. Mesela buna dediler ki kamyon üretemezsiniz. E kamyon projesini geliştirmiştik. Niye üretemezsiniz? E, i̇tiraz ettiler. Biz oraya yatırım yapmak istemiyoruz. Sivil kamyona. Şuna buna. Farklılar çıktı aramızda. Aa, onlar dediler ki e, biz bunlarla yapmak istemiyoruz. Biz de zaten dedik. E, yürümeyecek bunlarla. Cumhurbaşkanı büyük bir sorumlulukla Katar'ı Katar, da, Katar e, güçlü bir finansman yapsan sahip devlet e, dedi ki çocuklar sizin göreviniz bitti. Yapacak başka bir milli girişimci var. Siz oraya devredin hisseleri. evimiz başımızın üstüne dedik. Koyduğumuz, para, koyduğumuz parayı aldık. 3-5 kuruşta işte 6-7 yılın emeğini vermiştik. 50 milyon dolar 50 milyon dolar yakında yatırım yapmıştık. Ben ve ortağım da 50 yapmıştı ayrılırken ikimiz de 60 milyon dolara yakın para alarak dedik. 10 milyon dolar kar ettiniz yani. 7 e, yılda 10 milyon elim, evimiz vardı yani. Bu da normal. Şimdi bir şey soracağım size. Ee, siz şimdi hep anti NATO'cu, anti Amerikancı, anti emperyalist söylemlerde bulunuyorsunuz. Bu program başından beri de bunu çok yüksek tonda dile getiriyorsunuz. Geçenlerde siz de çok yakından takip ediyorsunuzdur. Amerikan Başkanı ile Katar Emiri resmi bir görüşme yaptı. <laughs> Yaparlar. Ee, Katar'a Amerika'nın NATO üyesi olmayan önemli müttefiki statüsü verilmesine karar verildi. Amerika herkese veriyor bunu. Şimdi siz bir yandan anti-Amerikancı, anti-NATOcu olup diğer taraftan Katar gibi Amerika'nın bölgedeki en büyük sömürgelerinden biriyle ortak iş yapmak çelişkisine düşmemiş misiniz sizce de? Hayır, Amerika bir kere Amerika Katar Amerika'nın sömürgesi değil. Yani bas bayağı yani hadi sömürgesi benim tabii ki birazcık abarttığım bir Yok, ifade ama bildiğiniz bölgedeki en büyük üssü. Çok Yanılıyor muyum? Ya üs her yerde. Amerikanın Almanya'da 60 bin askeri ve üsleri var. Ve Amerikanın bizde incirliği var. Malatya küreci var. Yeni bir şey. Devletler arası ilişkiler. Adamlar özel statü verdiler daha 3 gün önce. Yani şimdi ben şunu merak ediyorum. Böyle bir Amerikan, şimdi sömürgesi tabii değil de hani bunu benim nasıl söylediğimi biliyorsunuz. Ben bunu özellikle bir ifade ediyorum. Bence sömürgesi de bu arada basmaya bölgedeki en büyük şey karakolu. onlarla ortak iş yaptığınızda bu anti NATO'cu söylemlerinizle çelişmiyor olmuyor musunuz sizce de? Yok ben NATO'la yapmıyorum ki. Atatürk devletiyle yapıyorum. bağımsız, bağımsız egemen bir devlet. Yaptığınız ülke ama çok önemli bir Amerikan şeyi. E, müttefiki hadi. Değil de öyle. Bence müttefiki değil yani. Katar değil mi Amerika müttefiki? Hayır. Yani bazı projelerde ortak işler yapıyor olabilirler ama müttefiki değil. Kim Amerika'nın mesela bölgedeki sizce en önemli müttefiki? Aa, İngiltere. Yakın zamana Suudi Arabistan'da. Onlar da şimdi bozuşmuşlar. Yunanistan? Yunanistan'ın sömürgesi ya yani peki. Yunanistan diye bir milli devlet kalmadı. Bir zamanlar vardı. Şu anda onların kuklası. Nasıl yani? Amerika'nın kuklası. Yani yüzyılın başında da nasıl İngiltere'nin kuklasıydı bize saldırdı. Anadolu'ya çıktı. Dayaya edip gitti. Şimdi maalesef e, Yunan hükümetleri, Yunanistan hükümetleri e, ülkelerini tam açık bir sömürgeye düştü. Şimdi özellikle çok sert, çok tahrik edici açıklamalar da geliyor. Özellikle mi yapıyorlar sizce bunu? Amerika yaptırtıyor onlara. Bize göz davrıyor. Suriye'ye dokunursanız size buradan cephe açarız diyor.